Hani babamız söylediği gibi diline eşek arısı soksun. Rakı masasında cumhuriyet kurdu. Atatürk'ün cumhuriyet kurduğu yer hani getirseydik keşke babamın kitabını. Hoş geldin Atatürk kitabını yazmıştır. Evet, evet. Kitapta hepsi tarihi şahitlerle anlatılmıştır. Yani bunu yaşayan insanlar ve o insanların çocukları torunlarıyla. Atatürk Hacı Bektaş dergahına gidiyor. Dergaha 3 gün kapanıyor. Cemalettin Efendi ile beraber. Ve orada cumhuriyet kararını alıyor. Oradan dergahta. dergahta Cumhuriyet kararını alıyor. Ve ben bundan sonra şunu söylemiştim. Malum son dönemlerde Diyanet çok tartışılıyor ülkede. Evet fetvalarıyla özellikle. Özellikle fetvalarıyla. Toplumu ayrıştırıcı unsurları ortaya koymasıyla. Ya dedim ki kardeşim bu kadar demokrasi ve bu kadar e, bizim birbirimize saygımız varsa Diyanet İşleri Başkanımız Alevi olsun dedim. Mesela bunu niye hiç bu ülke tartışmıyor? Bunu niye hiç konuşmuyor? Yani bu ülkede... Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun. Alevi olsun, Caferi olsun, Şii olsun ne zararı var? İşte biz bu kültürü taşımak istiyoruz. Niye istiyoruz? Atatürk Alevi dergahında, Bektaşi dergahında Cumhuriyet kurdu. Ya bu dergahtan çıkan karar bak ne kadar hayırlı. Biz bugün Cumhuriyet yaşıyoruz. Ve dolayısıyla işte o Lozan'daki bu ülkeyi parçalamak isteyenlerin karşısına koyduğu cevapla birlikte biz de diyoruz ki ya kardeşim bizi birleştiren unsur bu. Sonra Atatürk'le ilgili mesela babam bunu söylediğinde o kadar çok bu tartışıldı ki. Yani neler neler söylendi. Ama babam bunu uydurmadı ki. Bunu tarihi kayıtlardan, şahitlerinden öğrendi. 7 yaşında hafız olmuş Atatürk. Ha ben demiyorum ki Atatürk 7 yaşında hafız olmuş. Bütün millet hafız olalım. Şunu demek istiyorum. Atatürk dinine bağlı bir insandı. Ve bu milleti paramparça etmek istemelerinin temeline hep bunu koydular. Atatürk haşa dinsizdi. Cumhuriyet dinsiz bir yapı ki ona da bir zaman gireriz inşallah. Başka bir program artık o uzunca bir konu. İnşallah. Cumhuriyet en dini bizim dinimize uygun yönetim biçimidir. Mesela layıklık çok tartışılıyor. Ya layıklık niye var? O kadar bunu ben insanlarla konuştum ki layıklık birileri kalkıp kafasına göre dini hüküm koymasın diye var. Çok basit bir şey. Bakın bir Osmanlı devleti yıkılıyor arkasına bir cumhuriyet inşa ediyorsunuz. Ve pek rahatlıkla Atatürk çıkıp şunu söyleyebilirdi. Bundan sonra halifeniz benim. Bir engeli var mıydı? Yok. Kim ne diyebilirdi? Ol bile var o dönemde. Bitti. Bundan sonra saltanat benim soyumla devam edecek. Ülkenin adı da Mustafa Oğullar. Ol diyenler var. Mustafa Oğullar ülkenin. Ol diyenler de var. Bir sürü. Atatürk hepsinin elini tersiyle etiyor. Bu inanmadığı için değil. Bunun dini olmadığını bildiği için. Bu İslami değil ki. Bunu bildiği için elini tersiyle etiyor. Ve diyor ki Cumhuriyet. Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir. Biz her gün andımızı okuduk. Her sabah. Her mi? sabah. Evet. Ve bu ülkede andımız kaldırıldı. Ben şu soruyu hep soruyorum. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Gidiyor. Ya Bu cümleler içerisinde Türk olan birini, bu vatana, bu millete hizmet etmek isteyen birini hangi kelime rahatsız edebilir? Niye bundan rahatsızlık duyduk? Bakın yeni nesiller geliyor ve biz bu yeni nesiller üzerinden bir ülke inşa etmek istiyoruz. Yani ülkeyi bunlara emanet etmek istiyoruz. Sizler de öylesiniz, bizler de. Peki bu nesillere, bu vatanın, bu milletin kutsiyetini nasıl bırakacağız? Hangi duygularla bırakacağız? Geçenlerde bir anket gördüm. Vatanın için canını verir misin? Gençlere sorulmuş %90'a hayır diyor. Çünkü insanımızı devletle ayrıştırdılar devlet denen şey benim ya. Devletsizsiniz, devletsizsiniz. Bizi çıkarın, örnek veriyorum, işte uzak doğuda bir yere yerleştirin. Artık bizim devletimiz o olacaktır. Çünkü bu devleti biz kurduk. Bizim dedelerimiz kanlarıyla suladı. Ama bugün devletin bütün organları, fabrikaları, yatırımları, her şey, madenleri yok pahasına satıldı. Yok pahasına verildi. Size sordular mı yok, bana sordular mı? Hayır. Ve dolayısıyla ne oldu? E demek ki devlet başka bir kurum. Atatürkçü olmak için CHP'li olmaya gerek yok. Müslüman olmak için Atatürk'e düşman olmaya gerek yok. Yıllarca böyle kandırıldım. Ben Atatürkçüyüm. Ben bu ülkedeki iddia ediyorum. En büyük Atatürkçü benim. varsa daha büyük çıksın. Ben iddia ediyorum bunu. Başka iddiası olan varsa gelsin. Ben Atatürk'ün cumhuriyetini yaşatmak için her şeyi yaparım. Ve mesele budur. Çünkü biliyorum ki Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet Yüz senedir bütün sağanak yağmurlara rağmen, bütün olumsuz hava koşullarına rağmen ayakta durmuştur. Evet. Ve Atatürk, bakın geçenlerde 29 Ekim'de e, Cuma'ya denk geldi. Cuma hutbesinde Atatürk'ten bahsedilmedi. Hemen akabinde bir kongremiz vardı. Orada dedim ki, ya kardeşim Atatürk'ün yazdığı, benim babamın kitabında hepsi yazıyor. 52 tane hutbe var. 52 hutbe bak. Yılda 52 hafta var. Atatürk 52 tane hutbe okutmuş. Kendisi yazdırmış. Ve hutbelerin içinde bir okusanız... Düşünün düşün Ramazana denk gelen hutbede diyor ki namazınızı kılmadan fitrelerinizi verin. Ya ona kadar en ince İslami öğretinin detaylarına kadar hepsi mevcut. Ya dedim bu ülkede biz niye hutbe arıyoruz? Atatürk 52 tane hutbe yazdırmış. Her hafta bir tanesinin çıksın Diyanet okutsun. Ne zararı var? Ve yazdığı her şey bugün güncel. Niye güncel? Sebebi şu. İşte azıcık din sosyoloji ve psikolojisine hakim olan biri bunu bilir. Din değişmedi. Yani milletimizin bilmesi gereken şu. Bu cumhuriyetin kurucuları Müslümanlardır. Ve bu cumhuriyeti biz onlara borçluyuz. Atatürk'ün yanında savaşanlar, o kadınlar, o gençler tamamı Müslümandır. Bu vatanın evladıdır. Bugün karşısına çıkıp bunu yıkmak isteyen hiçbiri de Türk ve Müslüman değildir. Bunda da iddialıyım. Yani biz neler duyduk bu ülkede? Yunan galip gelseydi dediler. Doğru mu? Ne demek şimdi bu? Neyi ifade etmeye çalışıyorsun? Yani sen kalkıp bütün ibadetlerini yaşayabildiğin, bütün özgürlüğünü yaşadığın bir coğrafyada dinle ilgili bir savaş halindesin. Cumhuriyet'in kurucusuyla. Neyi yaşayamıyorsun ya? Bir Örneğin bir İskilipli Atıf idam iskilipli edildi. Atıf. İskilipli Atıf. İskilipli Atıf Müslüman olduğu için mi idam edildi? Veya Müslüman olduğu için mi ayaklandı? Için? İskilipli Atıf Yunanlarla birlikte olun bildirisini bölgesinde dağıttıran insan. Yunanlarla birlikte olun. Kurtuluş Savaşı'na katılmayın diyor. Mesela tekke zaviyeler kapatıldı. O zaman bildiriler dağıtılıyor. Savaşa katılmayın. Tekke ve zaviyeleri niye kapatıyor Atatürk? E çünkü burada bir İslam yaşanmıyor ki, burada bir din yaşanmıyor ki. Din alet ediliyor. Kesinlikle. Mesela bizim oralarda çok meşhurdur. Allah şefaatinde ayırmasın. Bizim oralarda dediğiniz Trabzon'da. Trabzon'da. Haçkalı Baba belki bilirsiniz. Hı hı. Haçkalı Baba. Çok büyük bir İslam alemidir. Hani öyle anlatılır. Biz tabii tanımıyoruz. Cumhuriyet dönemlerinde Atatürk'le birlikte oluyor. Sizin bu coğrafyada gördüğünüz Müslüman geçmişimizde olan tamamı Atatürkle birlikte olmuştur. Ama ne zaman ki Yunan'ın sermayesi devreye girmiştir, İngiliz'in sermayesi dış de devreye girmiştir. Yani dış dış mihraklar devreye girmiştir. İşte o zaman Atatürk'ün karşısına çıkın demişlerdir. Kim ve burada işte yani. Haydar Hocanın bu devlete ve bu millete yaptığı en büyük hizmetlerden biridir. Atatürk'ü tanıtmıştır. Atatürk budur demiştir.